Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine iki renkli çok beğeneceğinizi düşündüğüm güzel bir örgü modelinin anlatımını yapmaya çalışacağım. Bebe yünü kullanıyorum modelim için. Şöyle 3 numarada şiş kullanacağım. Hemen ilmek sayımı da söyleyeyim. ilmek sayımız da 4 ve 4'ün katlarından oluşmaktadır. Artı bir tane de ilave ilmek eklediğiniz zaman modeli rahat bir şekilde kurabilirsiniz. Şimdi ben böyle kısa bir lastik ördüm. Siz de istediğiniz, beğendiğiniz bir lastik modelini uyguladıktan sonra üzerine modeli kurmaya başlayabilirsiniz. Şimdi modelimizin yapılışına başlayalım. Şimdi modelin lastiğini ördükten sonra burada beyaz ipimi sarı ipimle birleştirdim. Sarı ipimi bırakıyorum ve beyaz ipimizle devam ediyoruz. Kenar ilmeğimizi de örüyorum renk değiştirirken ve arkasından gelen bütün ilmekleri sıra sonuna kadar düz olarak örüyorum. Bu sırada hiçbir işlem yapmıyoruz. Bütün ilmeklerimizi sıra sonuna kadar düz olarak örelim. Evet sıramızı tamamlayalım. Evet şimdi sıra sonuna kadar ilmeklerimizin tamamını düz ördük. Şimdi modelin arka yüzüne geçiyorum. Arka yüzden de bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Şöyle kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ve sıra sonuna kadar bütün ilmekleri sadece ters örüyoruz. İki sıra şeklinde bir düz, bir de ters ördükten sonra tekrar diğer rengimizle devam ediyoruz. Şimdi bu sıramızı da tamamlayalım. Evet sıra sonuna kadar gelelim. Arka yüzden de ilmeklerimizi ters ördük ve bitirdik. Şimdi modelin ön yüzüne geçiyorum. Beyaz ipimi burada bırakıyorum. Sarı ipimi aldım. Tekrar kenar ilmeğimizi renk değiştirdiğimiz için örüyorum. Bu kenar ilmeğimiz arkasından gelen bir tane ilmeği düz örüyorum. Bir sonraki ilmeği şöyle ilmeği şişe ilmeğin içinden geçiriyorum ve iki defa ipi şişin üzerine doluyorum ve düz olarak örüyorum. Bir sonraki ilmeği tekrar düz örüyorum. Yani kenar ilmeğinden sonra ne yaptık? Bir ilmek normal düz olarak ördük. İkinci ilmeği örerken ipi şişin üzerine iki defa doladık. Tekrar bir ilmek daha düz ördük. Şimdi dördüncü ilmeği ip arkada kalacak ve beyaz ilmeğimizi örmeden sağ şişime alıyorum. Bir sonraki ilmeği tekrar düz örüyorum. İkinci ilmeği şişin üzerine iki defa dolayarak örüyorum. Üçüncü ilmeği normal düz olarak ördüm. Dördüncü ilmeğe geldiğimde örmeden sağ şişimi aldım. Tekrar şöyle bir grup şeklinde üçer üçer ayırdığımız zaman ilk ilmeği düz örüyorum. İkinci ilmeğe geldiğimde ipi şişin üzerine iki defa doluyorum. Düz ördüm. Üçüncü ilmeği de normal düz olarak örüyorum. Evet bu sıramızı böyle tamamlayacağız. Arkasından gelen beyaz ilmeğimizi örmeden sağ şişimize aldık. Birinci ilmeği normal düz olarak örüyorum. İkinci ilmeği şişin üzerine iki defa ipi doluyorum. Düz olarak ördüm. Üçüncü ilmeği de normal tekrar düz ördüm. Beyaz ilmeğimizin bir tanesini dördüncü ilmeği örmeden sağ şişe aldık. Evet sıra sonuna kadar böyle devam edelim. Bir düz, iki defa dolayarak bir düz örüyoruz. Üçüncü ilmeği de normal düz ördük. Dördüncü ilmeği de örmeden sağ işimizi aldık. Evet sıramızı tamamlayalım. Sıra sonuna geldiğimizde son üçlü modelimizi kurduk. Şimdi kenar ilmeğimizi de burada örelim. Ve modelimizin ilk sırasını tamamlamış olduk. Şimdi modelin arka yüzüne geçiyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi burada 1, 2, 3 tane ilmeğim var. Ortadakini 2 defa ilmek dolamıştık. Bunu bırakıyorum. Şu üçüncü ilmeği de aldım. Tekrar sol şişime bıraktım bunları. İp kendimden tarafta ve bu üç ilmeği öncelikle ters olarak örerek bir tane ilmek çıkarttım. Bir tane artırma yaptım. Tekrar üç ilmeğin içinden bir ilmek daha örüyorum. Üçüncü ilmeği çıkarttım ve bu ilmeklerimi bırakıyorum. İpim tekrar kendimden tarafta ön yüzde örmediğimiz bu beyaz ilmeği tekrar örmeden sağ şişe alıyorum. Üçlü ilmeğe geldiğimiz zaman şu ortadaki ilmeği bırakıyorum. Tekrar bu üçünü sol şişime alıyorum. Öncelikle ters örerek bir ilmek çıkartıyorum. Bir doladım. 2 tekrar 3 ilmeğin içinden bir ilmek çıkarttım 3 ve bu ilmekleri bıraktım örmediğim ilmeği tekrar örmeden alıyorum bu 3 ilmeğin ortasındaki ilmeği bırakıyorum tekrar sol şişe ilmeklerimi alıyorum ilmek 3 ilmeğin içinden girip öncelikle ters örüp bir ilmek çıkarttım bir doladım tekrar bir ördüm bir ilmek daha çıkarttım ve ilmeklerimi bıraktım Evet bunu da sıra sonuna kadar aynı şekilde yaparak devam edelim 3 ilmeğimi şöyle bırakıyorum tekrar sol şişe alıyorum ve bu ilmeğin içinden 3 ilmek daha çıkartıyoruz bir ilmek örmeden alıyoruz Evet sıramızın sonuna kadar gelelim. Sıranın sonuna geldim. Son bir tane modelimiz kaldı. Onu da birlikte yapalım. Modeli söküyorum. Evet şöyle tekrar 3 ilmeği sol şişe aldım. Ve bu 3 ilmeği birlikte öncelikle ters olarak örüyorum bir doladım iki tekrar ters olarak ördüm bir ilmek çıkarttım 3 ve ilmekleri bıraktım kenardaki ilmeğimi de ters olarak örüyorum ve ilk modelimizi arka yüzden tamamlamış olduk şöyle modelin ön yüzüne geldiğim zaman modelimizi kurduk şimdi sarı ipimi burada bırakıyorum tekrar beyaz beyaz renkli ipimle devam ediyorum kenar ilmeğimi düz olarak ördüm bu sırada bütün ilmekleri sıra sonuna kadar sadece düz olarak örüyoruz. Örmediğimiz ilmeğimizi de düz olarak örüyoruz. Burada beyaz renkli ipimizi iki sıradır örmemiştik. Şimdi bunu da ördük. Ve bütün ilmekleri sıra sonuna kadar düz olarak örelim ve tamamlayalım. Evet, örmediğim ilmeğimi de örüyorum. Sıramızı tamamlayalım. Evet, şimdi ön yüzden ilmeklerimizi düz ördük. Şimdi arka yüzüne geçtiğimiz zaman tekrar beyaz ipimle devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım ve arkasından gelen bütün ilmekleri sıra sonuna kadar sadece ters olarak örelim. Beyaz ipimizde sadece iki sıra şeklinde ön yüzden düz, arka yüzden de ters olarak örüyoruz. Evet tamamlayalım sıramızı sıramızı tamamladık. Şimdi şöyle ön yüzüne geçiyorum. İlk modelimizi şöyle göstereyim. Modelimiz kaydırmalı bir model olduğu için şimdi kenarlarda 1-2 ilmek oynama yapıyoruz. Sırı renkte ipimi aldım. Kenar ilmeğimizi tekrar burada düz olarak örüyorum. Bir tane daha düz örüyorum. Bir sonraki ilmeği örmeden sağ şişime alıyorum. Şimdi modeli nerelere kuracağız? Burada iki tane yıldızımız var. Ortasına denk gelen şu üç ilmeğe tekrar bu yıldız modellerini kuruyoruz. Şimdi bir tanesini tekrar düz örüyorum. Tam ortasına denk gelen ikinci ilmeği iki defa şişime ipimi dolayarak düz örüyorum. Üçüncü ilmeği normal düz olarak ördüm. Bir ilmek örmeden sağ şişimi alıyorum. Şimdi tekrar bu üçlü ilmeğe geldiğimiz zaman bir tane düz örüyorum. İkinci ilmeği şişin üzerine iki defa ipi dolayarak düz örüyorum. Üçüncü ilmeği de normal tekrar düz olarak ördüm. Bir sonraki ilmeği örmeden aldım. Bir düz, ikinci ilmeği iki defa ipimizi dolayarak örüyoruz. Üçüncü ilmeği de tekrar düz örüyorum bir ilmek tekrar örmeden alıyorum bir düz örüyorum ikinci ilmeği iki defa dolayarak düz örüyorum üçüncü ilmeği normal tekrar düz örüyorum Evet birinci sıranın tekrarını yapıyoruz sadece kenarlarda değişiklik yaptık örmeden aldım bir düz ikinci ilmeği iki defa dolayarak örüyorum üçüncü ilmeği normal düz olarak örüyorum bir ilmek örmeden aldım, bir düz, iki defa doladık, bir düz ördük, tekrar bir düz, bir tane örmeden aldım, iki ilmek de düz olarak örüp sıramızı tamamladık. Evet, ikinci modelimizin birinci sırasında tamamlamış olduk. Şimdi modelin arka yüzüne geçiyorum, kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. Arkasından gelen ilmeği ters örüyorum. Tekrar örmediğim bu ilmeği örmeden sağ şişe aldım. Bu üçlü ilmeğe geldiğim zaman şöyle ilmekleri öncelikle bıraktım. Ortadaki ilmeği bırakıyoruz. Sonra bu üç ilmeği tekrar sol şişime aldım. Öncelikle bir tane ters ördük, bir ilmek çıkarttık, bir doladık. Tekrar bir tane ördük ve 3 ilmek çıkartmış olduk. Şimdi ilmeğimizi bıraktık. Örmediğim ilmeği tekrar örmeden alıyorum. 1 2 3 ilmeği sağ aşağı alıyorum. Bunun amacı da ortadaki ilmeğimizi iki defa dolamıştık. Onu açmak için tekrar sol şişi alıp içinden 3 tane ilmek çıkartıyoruz. 1 2 ve 3. Bir ilmek örmeden alıyorum. Evet şimdi bu işlemi sıra sonuna kadar tekrarlayalım. Sıra sonuna geldik. Son 3 ilmeğimizi 3 defa çıkartarak e, tekrar e, yıldız modelimizi yaptık. Şimdi kenarda 3 ilmeğim kaldı. Bir tanesini örmeden alıyorum. Kalan iki ilmeği de ters olarak örüp ikinci modelin ikinci sırasında tamamlamış oldum. Şimdi modelin ön yüzüne geçtiğim zaman sarı renkli ipimizle örme işlemimiz bitti. Tekrar sarı renkli ipimi bırakıyorum. Beyaz rengimizle devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi örüyorum ve arkasından gelen bütün ilmekleri sadece düz örüyoruz. Bu sırada örmediğimiz ilmeklerimizde düz olarak örelim. Evet, şimdi ön yüzden düz, arka yüzden de ters olacak şekilde iki sıra gelip gidelim. Devamında tekrar görüşelim. Ben sıramı tamamladım. Şimdi sizlere iki model şeklinde anlatmaya çalıştım. Şimdi üçüncü modele geçerken tekrar birinci modelin tekrarını yapıyoruz. Dördüncü modele geçerken de ikinci modelin tekrarını yapıyoruz. Evet, modelimiz oldukça kolay. Şimdi ben modelimi biraz daha ördükten sonra tekrar son haliyle sizlerle paylaşacağım. Evet modelimi ben daha önceden pembe ve beyaz renklerle de örerek hazırlamıştım sizlere fikir amaçlı gösterebilmek için modelimizin görüntüsü böyle devam ediyor. Çok güzel, çok şık bir model, özellikle çocuk örgülerinde kullanabileceğiniz harika bir model. Umarım beğenmişsinizdir. Şöyle bunu da sizlerle birlikte örmüştük. Sarı ve beyaz renkleri istediğiniz renklerde yapabileceğiniz güzel bir örgü modeli. Yapmak isteyenlere şimdiden kolay gelsin. Bir sonraki yeni videomuzda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.